Abi, bittim ya. Ulaşamadı. O gün kalktım, ben yataktan çıkamazdım abi. O psikolojik olarak çıkamazdım. Arıyorum arkadaşlarım, diyorum biz gece bir şey yaptık mı? Bir şey oldu mu? Hani bilmiyorum, belki o gün, o gece birini vurmuş olabilirim. Bir yerden bir şey çalmış olabilirim. Öleceksin derdim ya. Kaybedeceksin her şeyi. Akıl sağlığını yitireceksin. Kendini öldüreceksin. Aileni öldüreceksin. Hayatını, hayallerini bitireceksin. Benliğini kaybedeceksin. Ciddiyim. Bir insan benim yaptığımı düşmanla bile yapmazsın abi. Aileme yaptım. Hiçbir güven kalmadı. Ben de mamateme gidelim dedim. Olmazsa dedim intihar edeceğim. Halil İbrahim, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim çok şükür elhamdülillah, siz sormalı. Çok şükür bizler de iyiyiz. Önce seni tanıyarak başlamak isteriz. Ben sadece adını biliyorum ama izleyenler de sadece adını bilmesinler, seni tanısınlar. Kendini nasıl tanıtırsın? Benim adım Ali İbrahim, soyadım Korkmaz. 20 yaşındayım. 12 yaşımdan beri alkol ve madde kullanıyorum. Aslen Erzurumluyum. Doğma büyüme İstanbulluyum. Hani hayatım geneli hep İstanbul'da geçti. Bu kadar. Mahalle neredeydi? İstanbul Kartal. Kartal'da. Evet. Peki ilk nasıl başladın? Yani mevzu nasıl gelişti? Abi mevzu nasıl gelişti? Ben normalde zaten evimin bahçesinden çıkmayan bir çocuktum. Zaten küçük yaşta başladım. Anne baba ayrılı olunca ben annemi tercih ettim. Oraya gitmek istedim. Hani birden Bağcılar'a gittim. Orada yaşamaya başladım derken annem evlendi. Üvey babamla böyle biraz anlaşmazlıklar oldu. Hani şiddet olunca ben de artık durmak istemedim evde. Hani kaçtım, sokakta kalayım dedim. Sokakta böyle bir süre yapmaya çalıştım. Peçete sattım, hırsızlık yapmayı öğrendim ufaktan. Ama gitmedi öyle. Kuzenlerimin yanına Yaşın gittim. kaçtı bu sırada? O sıralar yaşım 8-9 yaşlarındaydım. O sıra kuzenlerimin yanına gittim. Hani dedim onlar da kalayım. Onlar da Bağcılar'da oturuyorlar, yaşıyorlar. Bir gün işte kuzenlerimi de gördüm. Hani anlamıyorum uyuşturucu olduğunu, bilmiyorum tabii. Hani böyle ester içiyorlar ama ben tabii bilmiyorum ester olduğunu. İlk orada görmüştüm. Aradan 3-4 yıl geçtikten sonra hani çocukluğum böyle biraz problemli geçtiği için genelde depresif bir insandım. Hani moralim bozukken bir arkadaşımın uzatmasında hani onların o hali geldi gözümün önüne. O keyif, o mutluluk. Hani ben dedim ki ben bunu hissetmeye, hani ben bunu neden hissetmeyeyim? Bende o eksik olan şey ne? Ben de bunu hak ediyorum bence deyip Aradığın şey başladım. mutluluktu yani. Aradığım şey mutluluk değil de aslında sıkıntılarımdan biraz kurtulmak, rahatlamak, biraz mutluluk. Hani bu şekilde alkol, uyuşturucu serüvenim başladı. İlk alkolle mi başladın? İlk esrarla başladım. Ondan sonra alkol, ondan sonra ekstazi. Hani böyle karışık bir şekilde. Ama alkol de hayatımın her yanında oldu. Hani ne içersem içim, hayatımın her yanında alkol her zaman vardı. Peki bu arada ne kadar kullandın? Ben 8 sene boyunca alkol, uyuşturucu karışık bir şekilde ilerledim. Hepsi hayatımda her zaman fix olarak 8 sene boyunca vardı. 12 yaşından 20 yaşına kadar ara vermeden, sadece bir 6 ay aralık vererek düzenli olarak kullandım. Peki o ilk kullandığın andan bir gece önceye gitsek, bu kadar yıl yaşadın, onunla birlikte vakit geçirdin. O ana gitseydik, Halil'e ne söylerdin? Hani olmak istediğin, olman gereken kişiden çok uzaklaşacaksın. Ve hayatında istemediğin, çok kötü, hani en kötüsü bile diyemeyeceğin o hale geleceksin. Yapma derdim yani, öleceksin, öldüreceksin. Ailen, çevren, arkadaşların ilk Evet. öğrendiklerinde ne hissettiler? Nasıl tavır aldılar? Ya abi ben, şimdi benim arkadaş çevrem normalde düzgündü. Birkaç tane arkadaşım vardı öyle, onlarla da hani uyuşturucu içen, alkol içen pek böyle vakit geçirmezdik. O gün kalabalıktık, 8-10 kişiydik zaten, arkadaşlarımızla geziyorduk. O sıra bana uzattılar. İlk içtiğim zaman öyle oldu. Hani arkadaşlarım çok şaşırdılar ben içince. Halbuki hepsi içebilirdi. Yanımda hani ben o zamanlar 12 yaşındaydım. Yanımda 14-15 yaşındaki arkadaşlarım da vardı. Hani içtikten sonra biraz farklı gözle baktılar. Ama ondan sonra zamanla alıştılar yani. Ama ailemin tepkisi biraz farklı oldu. Ben ailem biraz geç öğrendi. Ben ekstazi içiyordum o zamanlar. Ekstazi kullanıyordum. Eve her zaman gece 2'de giderdim. Ablam uyumuş olurdu. Eczanede çalışıyor, yorgun gelirdi. Uyumuş olurdu. Ben de direkt geçer yatardım. Kapıyı babaannem açardı, yaşlı zaten. Ya da abim açardı. Uyku sersemi kalkardı. İlaç kullandığı için ağır bir uykusu var. O şekilde giderdim hep. O gün bir gün eve 1'de gittim. Saat gece 1'de. Tabii ondan öncesinde aileme söylüyorlar işte bu çocuk çakmak gazı falan çekiyor diyorlar. Ama ben yani hep inkar ediyorum. Var Hani mı öyle bir işte şeyler? ya vardı. Hani ya, hiç hep inkar ediyordum. Alkol falan içiyor diyorlardı. Ben hep inkar ediyordum. Uyuşturucu inkar ediyordum. Ama o an yakalandım yani. Çünkü eve gittim, kapıyı ablam açtı. Ben de yeni yutmuştum hapları. Çok kötüydüm. Zaten daha yeni alışmışım hapa. Bünye fazla kaldırmıyor. Hemen dışa vuruyor kendini.
O sıra bir ablama yakalandım. Ablam geldi odaya çekti beni. Aynı odada kalıyoruz. Sen dedi hayırdır ya bu saatlerde geliyorsun hep kaç gecedir konuşacağım konuşacağım. Ben uyuyakalıyorum konuşamıyoruz. Tabii benim ağzım kasılıyor, gözlerim sağda solda, yerimde duramıyorum, her yerimden terler akıyor, elim ayağım titriyor, ağzımda bir sakız. Arkadaşlarımla beraberdim, yok şuradaydım, buradaydım. Böyle bir ton bahaneler. Ablam anladı, dedi ki sen uyuşturucu mu kullanıyorsun, bir şey mi içtin? Ben başladım ağlamaya. Dedim siz dedim, beni nasıl böyle bir şeyle suçlarsınız, hepinizden nefret ediyorum, öldüreceğim kendimi, bana böyle bir şey nasıl yakıştırırsınız? Ama öyle bir anlatıyorum ki sanki cidden içmemiş gibiyim. Hani durum o yani. Sanki biri görse der ki, aa çocuk içmiyor, günahını aldı. O sıra inandı ablam. Tamam dedi ablacığım, özür diliyorum falan. Uyu dedi. Aynı odada kalıyoruz. Birimizin yatağı sağda, birimizin solda. Ben müzik dinliyorum son ses kulaklıkta. Ablam geldi dokundu dedi. Şu müziği kapat dedi, saat kaç oldu falan. Tamam ablacığım dedim, kapatayım. Müziği kapattım. Sakız çiğniyorum. Saat gece o sıra 3:30 falan. Yatakta sakız çiğniyorum. Ablam dedi ki sabah uyuyacağım, işe gideceğim. Şu ağzındaki sakızı çıkart. Tamam dedim abla. Çıkarttım sakızı. Uyumaya çalışıyorum. Uyuyamıyorum zaten. Yatakta bile zor duruyorum. Mecburiyetten. Elim ayağım titriyor. Ben uyuyor numarası yaptım. Hani böyle gözlerimi kapattım. Ablam da işte arkadaşıyla konuşuyor sıra telefonda. İşte arkadaşına anlatıyor. Ya bu çocukta bir haller var. Böyle böyle. Hep böyle yüksek sesle müzik dinliyor. Her zaman kulağında bir kulaklık. Her zaman ağzında bir sakız. Eve geç saatlerde geliyor. Uyumuyor. Adam akıllı yemek yemiyor falan. İşte orada sesi de geliyor yani. Telefon hani karşısında konuştuğu kişinin de sesi geliyor. Ya diyor uyuşturucu mu kullanıyor acaba? Hap mı atıyor falan. Müzik dinleme olayından patlıyor işte. Ablam da diyor ki ya bu çocuk işte uzun yıllardır böyle ben bildim bileli diyor müzik dinliyor buraya geldiği geleli. Şimdi ben Bağcılar'dan geldim görüşmüyordum. Geldim o da diyor geldi geleli müzik dinliyor. Ben onu duydum ya işte diyor bu çocuk yıllardır uyuşturucu mu içiyor falan. Ya bir an bir aklım böyle bir gitti bir kalktım evde alkış yapıyorum gecenin bir vakti. Ablam şaşırdı. Ne oldu uyu falan. Dedim iyi senaryo yazmışsınız ya helal olsun. Vallahi dedim bunu gönderin dedim filmlere falan oynatsınlar. Hani böyle ne dediğimi ne yaptığımı ben bile bilmiyorum. Bana dedi ki ya işte yat uyu ben uyuşturucu içen bir insanla aynı ortamda kalmak istemiyorum. Tamam dedim o zaman odadan çıkabilirsin. Uyuşturucu içen bir insanla Abla. aynı ortamda kalmak istemiyorsun. O an böyle bir cevap verdim yani bu şekilde öğrendiler. Ne zamandır temizsin? Ben elhamdülillah 6 ay olacak temizim. 6 aydır ağzıma hiçbir şey sürmüyorum. Hani buraya gelmeden önce, tedaviye başlamadan önce en son gün alkol içmiştim. O günden beri de daha hiçbir şey içmedim. Peki 6 aydan önceye gidelim. Bir günün nasıl geçiyordu sabahtan akşama ya da geceye? Abi şimdi benim hayatımın belli başlı farklı farklı dönemlerim oldu. Hani paramın olduğu dönemler oldu, paramın olmadığı dönemler oldu. Maddeden maddeye, kullandığım maddenin yoğunluğuna göre günlerim de farklı geçiyordu. Mesela alkol kullandığım günlerde zaten sabah öyle bir mide yanması, bir baş ağrısı bu şekilde kalkıyordum çok kötü bir şekilde. Yemek yiyemiyordum. Şimdi ailemle de aram problemli. Para vermiyorlar. Hani artık biz bazı şeylerimi öğrenmişler. Bir şekilde içmem lazım alkol. O zamanlar mesela etil alkol satıyorlardı Kartal sahilde. Adam 50'lik vodka sözde etil alkol. Ne olduğu belli değil. 25 liraya satıyordu. Abi alıyordum iki şişe 50 liraya. Yüzlük zaten. O içiyordum akşama kadar. Zaten iç, ye böyle bu şekilde. Bir ton kavgalar abi. Ayaklarım kırıldı kaç kere, ellerim kırıldı, elimden ameliyat oldum. Hala elimden ameliyat olmam gereken bir yer var. Elimde problem. Full kavga dövüş yani, bıçaklanmalar. Hani hep böyle bir günüm böyle herkese yani böyle salça olmakla, ondan bundan para istemekle arkadaşlarımıza falan. Kavgalar, dövüşler, içmeler, rezil rezil durumlar. Bu şekildeydi yani üstümüz başımız leş gibi. Hem kendine hem de aslında çevrene zarar veriyordu. Abi zarar vermediğimiz kimse yoktu ki ister istemez. Hani fiziksel olmaz, duygusal olur, psikolojik olur. Hani ister istemez biz sadece kendimize zarar verdiğimizi düşünürken aslında çevremizdeki birçok kişi, bizi gören tüm herkese zarar verdi. Belki 8-9 yaşındaki, 7 yaşındaki çocuklara bile istemeden. Hani o şekilde bizi gördüler, ettiler. Peki paranın olduğu ve olmadığı dönemler olduğunu söyledin. Mesela ulaşamadığında nasıl hissediyordun? Abi bittim ya. Ulaşamadı. O gün kalktım ben yataktan çıkamazdım abi. O psikolojik olarak çıkamazdım. Önce parayı bulmam lazım ki ben dışarı çıkayım. Şimdi ya, alışmışım. İçerek yaşamaya alışmışım. İçmeden yaşayamıyorum. İçmeden ben dışarı çıkmam. Evde kalkıp yemek de yemem. Hani evde durmayı sevmiyorum. Dışarıyı seviyorum ama içmeyince dışarı da çıkamıyorum. Şimdi millete yazıyorduk abi. İşte var mı sende 100 lira? Var mı sende 200 lira? Var mı sende 300 lira? Ya bende şu kadar var. Bende o kadar var. İyi tamam gelin şöyle bir şey yapalım. Yok az paramız az varsa hadi gidelim kumara atalım. Oradan parayı bulalım. Hani parayı buldum ya abi. Hop parayı buldum hop zaten direkt dışarı. Parayı buldum mu tamam. Oo dünyalar benim. 200 lira bulayım o zamanlar param yok ya. Tamam ya bitti. Dünyanın en kral adamı benim. Bir çıkarım dışarıya. Ne bulursam artık.
alkoldür, uyuşturucudur. O an ne denk gelirse. Bu şekilde gidiyordu yani. Parayı bulduktan sonra gidiyordu. Para bitiyor. Biz zaten hop yine para bulmaya çalışıyoruz. Bir gün böyle para bul, iç, bitsin. Ne yapacağım, ne edeceğim düşün. Para bul, yine iç, yine bitsin. Yine para bul. Bu böyle bu şekilde devam ediyordu. Peki bu para bulma hikayesi sadece kumarla sınırlı mı? Yok abi, değildi. Keşke kumarla sınırlı olsaydı. Ben ilk ailemden çaldım abi. Her şeyden önce ailemden çaldım. Şimdi ben hırsızlığa da ayrı bir alışkanlığım vardı yani. Olsa da çalıyorum zaten. Hani böyle bir alışkanlık vardı. Önce evden çalmaya başladım. Evden para çalıyorum, gidiyorum. Bana inanmıyorlar. Hani dedeme diyorlar, bak bu çocuk senin cüzdanından para çaldı, inanmıyorlar. Hani hatta dedem ilk öğrendi, hastanelik oldu. Allah rahmet eylesin benim yüzümden. Hani şok olmuşlardı. Abi evden bir süre sonra herkes zaten cüzdanı, telefonları, altınları, her hani altın takardı annem küpe müpe, onları bile saklarlardı yani. Dedem cüzdanını saklardı, ablam telefonunu saklardı, herkes bir şeyini saklardı. Bir süre sonra evden de çalamadım. Mecbur sokağa taştı abi bu iş. Hani sokakta hırsızlık yaptım. Yapmaya çalıştım. Ondan da cezaevine girdim zaten. Yapamadım ondan sonra sokakta da. Ondan sonra işte abi insanları nasıl söyleyeyim? Adamlara işte yok 200 lira ver, 300 lira ver, oturalım beraber içelim. Bu şekilde bir dönemler buldum. Hani hep abi içeceksin, kafaya koymuşsun, her türlü bir yolu vardır ya. O parayı bulursun. Çünkü başka çaren yok, anladın mı? İçeceksin. İçmek için her şeyi yaparsın abi. Çünkü düşün yani, senin hayatın birisi avucunda tutsa böyle, seni darlasa, sıksa, canın içine böyle bir sıkıntı varsa ne diyecek? Bana para bul getir, içindeki o sıkıntı gidecek. Yoksa bana o parayı getirmeyene kadar o canını yakacağım dese, o parayı bulmaz mısın, o canının yanması geçsin? Öyle bir şey abi, o parayı bulacaksın her türlü. Peki en büyük zararı ne oldu? Abi bana en büyük zararlı en çok psikolojik oldu. Ben en çok psikolojik olarak yaşadım. Bir de hayatım hani çok karşıma fırsatlar çıktı hayatta. Okul hayatımda olsun, hani güzel işlere başladım oralarda olsun. Bu fırsatların gitmesi ama en çok da psikolojik olarak. Hani ben kafayı yemiştim artık içmekten. Hani içmesem bile artık kafam yerinde değildi. Hani 3 kere intihar ettim zaten. Hani ölümlerden döndüm ya. Bunlar benim için büyük zararlar. Çünkü bir insanın bence hayatında savaşacağı en zor şey akıl sağlığıdır. Bir insanın akıl sağlığı, ya öyle bir şey ki akıl sağlığı. Kolun bacağın olmasın, aklın çalışsın ama. Çünkü akıl böyle sıkıntıda olduğu zaman o düşünceler öyle bir yorar ki insanı. Her yola götürür seni. Ölüme de götürür, öldürmeye de götürür, hırsızlığa da götürür. Her yola götürür yani. Bir insan aklı yerinde olmadığı zaman o insan her şeyi yapabilir. Ve benim hayatımın bir dönemi ben ne yaptığımı bilmeyerek geçti. Ne yaptığımı bilmeyerek derken cidden bilmeyerek. Eve gidiyordum, sabah uyanıyordum. Arıyorum arkadaşlarımı, diyorum biz gece bir şey yaptık mı? Bir şey oldu mu? Hani bilmiyorum. Belki o gün, o gece birini vurmuş olabilirim. Bir yerden bir şey çalmış olabilirim. Allah göstermesin abi, bilincimiz kapalı. Birinin kendine karısına değil, kızına bir şey yapmış olabilirim. Bu ve ayrıyetten hani intihar ettim. İnsan hayatı bu kadar ucuz mu ya? Niye intihar ettim deseniz, o kadar saçma bir sebep ki. Bana ne gerek var dediler diye ben intihar ettim. Akıl sağlığı o kadar yok. Bana ne gerek var dersin, hop bileğimi kestim. Niye? Ne dedi ki sana, ne gerek var dedi. Bunlar benim için büyük bir zararlar ve benim yüzümden abi halamı aldılar yani. Halamı karakola aldılar. Benim yüzümden sırf. Niçin? Abi ben değişik bir uyuşturucu ortamına girdim, uyuşturucu. O ortamda hani bir zamanlar dolandırıcılık yapılıyordu. Ben de yapmıştım. Sonra ayrıyetten benim telefonumu çaldılar. Bu dolandırıcılığa devam ettiler. Halamın üzerine kayıtlıydı attım. Ailemi, halamı aldılar ya. Benim yüzümden halamı aldılar. Halam da namaz kılar. Ailesi, çoluğu, çocuğu düzgün elhamdülillah. Kadını benim yüzümden aldılar. Onların yüzüne bakmaya yüzüm olmadı. Evime polisler girdi ya. Ayrıyetten beni aldılar. Hani bana en büyük zararları bu. Ben bir katil olabilirdim. Ya da hani Allah korudu. Yoksa ben kendi bileğimi kestiğimde, ilaçlar içtiğimde intihar etmek için kendimi öldürebilirdim. Hani o an ölebilirdim. Ailemden birini öldürebilirdim yani. Bunlar bana verdiği büyük zararlar. Peki bırakmaya karar vermeden önce en son alkol kullandığını söylemiştin. Hı hı. O bırakma kararını nasıl aldın? Abi ne oldu biliyor musun? Ben 2 senedir gizliyordum uyuşturucu içtiğimi. Benim 4 senelik bir ilişkim vardı. 2 senedir uyuşturucu içtiğimi gizliyorum. Alkol içtiğimi gizliyorum. Yani alkol arada sırada içiyorum diye biliyorlar. Ailem hani eve de gidiyorum, alkol içtim diyorum. Hani haftada bir, ayda bir içiyorum diyorum. Peki gerçekten neydi? Abi her gün. Her gün ne olursa içiyordum. Neyin olduğu fark etmez. O dönem bir eroini bir dönem içtim, bıraktım. Eroini hariç her şeyi içiyorum. Hani ne koysalar içiyordum. Abi artık gizleyememeye başladım. Kız arkadaşım anlamaya başladı. İşte yanına git, normalde her gün beraberiz, yanına git, görüm etmiyorum falan.
Eve zaten yine bir gidiyorum, hop bayılıyorum. Sabah kalkıyorum, gidiyorum. Gece bir vakit geliyorum, bayılıyorum. Sabah kalkıyorum, gidiyorum. Eve sadece bayılıyorum, ayılıyorum, evden gidiyorum. Ailemle aram düzeltmiş gibiydim böyle. Yine bozdum işte o dönemler. Abi en son yine hırsızlık yaptım evden. Ablam para verdi. Git dedi, karttan çek. Bana para getir, çıkacağım, acelem var. Şu an ATM ile uğraşamam. İyi tamam dedim, gideyim çek. Gittim hop direkt içmeye. İşte içmeye gittim. Her şeyin alt üst oldu. Evden parayı çaldım. Çaldığıma pişman oldum. İçiyorum. Zaten akıl sağlığım o dönemler sıkıntı. Ayrıyeten antidepresan falan kullanıyorum. Ben zaten dedim ki kendime, ben dedim delirdim. Kafayı yedim artık. İçsem de içmesem de böyle bu şekilde kalacağım. Kafayı yiyeceğim, içeyim dedim. Abi en son yine sokağa düştüm tekrar. Hani uzun bir süredir sokağa düşmemiştim. Yani bırak yani sokak, en azından biraz böyle bir şey değil, gizli yapmaya başlamıştım. Sokağa düşmüyordum. Abi yine tekrar sokağa düştüm. Baktım akıl sağlığım da çok kötü. İntihar edeceğim dedim. Ben dedim intihar edeceğim. Ama dedim önce dedim kendime son bir şans verdim abi. Ben hep psikiyatrlere gittim. Eski bağımlı olduğumu söyledim. Eskiden içtiğimi, içmediğimi söyledim. Bu sefer dedim gideceğim Amatem'e tedavi olacağım. Amatem'e gitmek istedim. Amatem'e randevu aldım abi MHRS'den. Halam da görüyor. Halam da sistem açık, her zaman psikiyatriye gittiğim için. Evdekiler görüyorlar, inanmıyorlar. Diyorlar ki aa işte böyle kızla arası bozuldu, bizle arası bozuldu. İşte dümenden böyle bir şey yapıyor. Kendini affettirecek kıza, kızla arasını düzeltecek, böyle düşünüyorlar. Artık o kadar güven bırakmamışım ki. O kadar ya. Bir insan düşmanına ne yapıyorsa ben onun hepsini aileme yaptım. Ciddiyim. Bir insan benim yaptığımı düşmanla bile yapmazsın abi. Aileme yaptım. Hiçbir güven kalmadı. Ben de Amatem'e gidelim dedim. Olmazsa dedim intihar edeceğim. Bitsin yani artık. Bu sefer dedim atacağım kendimi. Hiçbir zaman cesaret edemedim kendimi yüksekten atmaya. O zaman dedim atacağım. Ablam işte benimle konuştu. Halam inanmıyor tabii, evdekiler inanmıyor. Ablam halamı arıyor, diyor ki hala hani çok kötü. Cidden kötü. Bu çocuk hani biz bu kadar bilmiyorduk. Bu kadar içtiğini, yani bu kadar bağımlılık derecesinin olduğunu. Ama bu çocuk çok kötü. Buna cidden bir tedavi olması lazım. Hani yalan değil. Orada bir işte halam anlıyor durumun ciddiyetini. Zaten bana önceden videolarını falan atıyordu. Küçük ya, ben küçük yaştayken Yücel Hoca'nın falan. Anlıyor işte orada durumu. O şekilde bir tedavi kararı aldım. Tedaviye geldim ama yine tedavi olmayacaktım. Hani geldim, kendime inancım yoktu. Hani çok bırakmak istiyorum ama inancım yok. Çünkü zaten öyle bir psikolojideyim ki her şeyimi kaybettiğimi düşünüyorum. Ya diyorum zaten aklımı yitirmişim. Uyuşturucuyu bıraksam da olur, bırakmasam da olur. Ama bir yandan da bırakmak istiyorum. Kendim için değil ama halbuki. Yok işte kız arkadaşım yok, ailem, aram düzelsin. Bu yüzden. Yoksa kendime değer verdiğimden değil. O dönemler kendime değer vermiyorum. Buraya geldim, psikoloğa çıktım. Uyuşturucu bırakmayı dedi, ne kadar istiyorsun? Dedim 10 üzerinden 10 hocam. Dedim ne kadar güveniyorsun kendine? İnanıyorsun. Ben dedim 0. Hiç güvenmiyorum. Yücel Hoca'nın odasına girdim çıktım. Kabul etmeyeceğim tedaviyi ya. Bu arada Amatem'e gitmedim. Amatem'e gitmedim. Amatem yerine halam hemen hop burayı buldu. Hı hı. Buraya aldı beni. Amatem'e hani bakmış etmiş. Hı hı. Buraya randevu aldı. Direkt hızlı bir şekilde hani Allah nasip etti. Hızlı bir sürede randevu geldi. Sıra geldi. Geldim buraya. Yücel Hoca'nın odadan çıktım. Gitmek istemiyorum. Hani gitmek istiyorum. Tedavi olmayacağım. Hani kafaya koydum. Mantıklı da gelmedi bana. Zaten dedim ben paranoyaktım abi zaten. Kuruyorum. Orada gideceğim dedim. İnsanlarla bir problem, bir arbede, bir dövüş. Biri birini vuracak, o onu vuracak dedim. 30 tane bağımlı bir arada olur mu böyle? Gideceğim yani, kabul etmiyorum. Zaten gecede hiç uyumamışım, alkol içmişim. Gecesinde de bir olay yaşadım zaten gelmeden de. Çok kötüyüm, psikolojik bitiyim. Ağlıyorum zaten terasta. Umut abi vardı bizim. O da işte eski bir hasta, 2 senedir buradaydı. Onunla biraz konuştum. O bana hayat hikayesini anlattı, yaşadıklarını anlattı. O zaman öyle bir tedaviyi kabul ettim. O zaman bir tedavi olmak istedim yani. Tedavi serüvenim bu şekilde başladı. Peki süreçte seni en çok ne zorladı? Mesela uykuların nasıldı? Buradaki sosyal ortamın nasıldı? Abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben çok farklı mesela, benim psikolojim çok farklı. Aklım çok farklı çalışıyor. Ben var hiçbir her hani kafamın içinde o kadar şey dönerdi ama ben hiçbir şey belirtmezdim. Bu hep böyleydi. Uyuşturucudan, alkolden sonra bu şekil oldu. Aileme de hani kız arkadaşlarıma da bu zamanki olan normal arkadaşlarıma da okulda da burada da böyleydi. Kafamın içinde neler dönüyor bir bilsen abi. Herkesten farklı bir şüphe, herkesten farklı bir şey bekliyorum. Ama hiç yansıtmıyorum. Gidiyorum makara kikir. Ama o yatağa giriyorum ya, o neler düşünüyorum. Kafamın içinde ne senaryolar dönüyor. Mesela? Abi diyorum, düşünüyorum. Bu diyorum, buradan birisi gelse bize o onunla kesin. Bakıyorum iki kişi samimi diyorum, o onunla yakın. Bunlar bizi taklaya getirecek, bunlar bizi saldıracak, malacak, vuracak. Bekliyorum yani bir şey. Ayrıyetten sinir patlamaları, öfke patlamaları çok yaşadım. Ben bu uyuşturucu ve alkol beni duygusal karmaşalara çok soktu. Duygusal yönüm biraz
Ben biraz duygusal bir insanım abi. Hani böyle bazı şeyleri kaldıramam. Yani direkt belli ederim kendimi. Bunu gizleyemem sadece. Ağlamam geldi mi, canım yandı mı ağlarım yani. Ama diğer türlü her şeyi, beynimdeki, kafamdaki düşünceleri gizlerim. Abi duygusal patlamalar yaşadım, ağlıyorum. Nasıl ağlıyorum durduk yere? Dışarıda dert olmayan şey içtiğim zaman. İçtiğim zaman umurumda olmayan şeyler burada bana o kadar çok dert gibi geliyor ki. Oo, burada o kadar dert oluyor her şey, nasıl ağlıyorum? Psikolojim bozuldu. Sinir patlamaları yaşıyorum. Çakmak yüzünden kavga ediyorum, gideceğim ben diyorum. Beni bu psikolojik sıkıntılar çok zorladı. Uyku düzenimde pek bir problem yaşamadım. Bir de ben buraya gelmeden önce antidepresan da bırakıp geldim. Antidepresan da içiyordum. Psikolojik yönler beni çok zorladı. Bir de ben geldiğim zaman, hani 6-7 ay önce ben vurulmuştum. Bir yaralanma yaşadım. Sırtımdan 3 tane bıçak darbesi yedim. Ama hastaneden çıkar çıkmaz 2 gün sonra tekrar içmeye gittiğim için ciğerlerim falan iyileşmedi. Çok ağır bir yaralanma yaşamıştım. Buraya geldiğim zaman öksürüyordum, nefes alamıyordum, kusuyordum hep. Bunlar da beni çok fazla zorladı. Peki Halil, şu an kendini nasıl hissediyorsun? 6 aydır ayıksın ya da temizsin, hangi tabiri kullanıyorsunuz bilmiyorum ama. 6 aydır kullanmıyorsun. Şu an kendini nasıl hissediyorsun? Abi bir şey söyleyeyim mi? Cidden bunu. Şu an bunu söylemek o kadar çok benim hoşuma gidiyor ki. Abi ben hiçbir zaman psikolojik rahatsızlıklarımı atlatabileceğimi düşünmüyorum. Şizofren olacağımı düşünüyorum. Beynim artık o kadar yorulmuştu ki. Hani artık o kadar kaldıramıyordum ki beyindeki düşünceleri. Çok sevdiğim insanlar hakkında kötü şeyler düşünmeyi. Herkesten kötü bir şey beklemeyi. Hani o kadar ağır geliyordu ki bana. Bunları atlatabileceğimi, bunlardan kurtulabileceğimi hiç düşünmüyorum. Kendimi değiştirebileceğimi hiç düşünmüyorum. Hani hep böyle bir sokak çocuğuyduk abi, yani alışmışız öyle. Hep olmak istediğim insanlar vardı ama onlar gibi olamayacağımı düşünüyorum. Abi bir şey söyleyeyim mi? Önce bir kafamdaki problemlerim gitti, aklımdaki sıkıntılarım gitti. Hani nasıl söyleyeyim? Böyle paranoyalarım, kurmalarım gitti abi. Böyle bir gerginliklerim gitti. Ben çok sinirli bir insanım abi. Çok öfke patlaması yaşayan bir insanım. Her şeye kavga edebilen insanım. Abi o kadar rahatladım ki. Bir de hiçbir derdim yok abi. Hani sabah kalkıyorum, ne polis derdi var, ne o derdi var, ne bu derdi var. Hiçbir şey derdim yok. Bazen sabah geç kalktığım zaman derdim, sabah namazını kaçırdım. Ya benim derdim bu abi. Ben bunu dert ediyorum. Ama önceden böyle değildi. Sabah kalktım, maddeyi bulacağım, onu bulacağım. Aileme ne yalan söyleyeceğim, polisten nasıl kaçacağım. Yok şu kadar borcum var, nasıl altından kalkacağım. Şimdi o kadar rahatım ki. Ve burada insanlarla, hani nasıl söyleyeyim, şimdi ben 6 aydır buradayım. Ve yeni gelen insanlar oluyor. Onlarla ilgileniyorum. Hani onları görüyorum, onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu beni kendimi o kadar iyi hissettiriyor ki. Hani cidden kendimi ilk defa bu kadar değer veriyorum. Kendimi seviyorum abi. Ben kendime bakmazdım abi. Çapulcu gibi gezerdim. Saçımı taramazdım. Şu an çok iyi. Saçımı taramazdım. Dişlerimi fırçalamazdım. Ben belki bu zamana kadar buraya gelmeden önce hayatımda toplasan 20 kere diş fırçalamışımdır. Giyinişim son sıralar çok kötüydü. Her zaman ağzımda bir yalan. Hep böyle bir, tabiri caizse hani hep böyle bir kahpelik peşinde, hep böyle bir şeyler, hani saçma işlerin içindeydim. Ama şimdi abi o kadar rahatım ki, hem vicdanen, hem aklen, hem kalben. Çok huzurluyum abi. Ben hayatımda yemin ederim, hani çocukluğumu saymayayım, 8-10 sene diyeyim, 8-10 sene hayatımı şu 6 aya değişmem abi. Ben bu 6 ayı hiçbir şey değiştiremem. Peki Halil, yani madde ve alkoldü derdin. Şu an sabah namazı olmuş. Çok Aynen abi. muazzam bir hayat hikayesi. Son olarak şunu soracağım. Şu an belki de bu videoyu senin gibi alkol, madde ya da o saydığın işte kumar, bu tür bağımlılıklara şu an muzdarip olan kişiler izleyecek. Onlara ne söylemek istersin? Abi, ben bir şey söyleyeyim mi? Bu hayatta insanın istediği sürece başaramayacağı hiçbir şey yok. Bak ben yemin ederim, ben kendime az önce de söyledim, hiç güvenim yoktu. Abi, bak ben kolay demem. Uyuşturucu bizim hayatta en sevdiğimiz, alkol bizim hayatta en sevdiğimiz, kumar veya hırsızlık veya pornografi, bu her türlü bir sürü şey olabilir. Hani haz veren her şey bağımlılık yapar. Hani bunlar cidden kopması zor şeylerdir. Ama bir şey söyleyeyim mi abi? İmkansız değil. Ve onlar bizi öyle bir dünyanın içine hapsediyor ki o bağımlılıklar. Hani aslında onların içinden sıyrıldığımız zaman dışarıda çok renkli, cıvıl cıvıl, rahat, huzurlu bir dünya var. Ama biz o an bunların farkına varamıyoruz. Bir insan isterse, mücadele ederse, zorluklara katlanırsa bunları başarabilir. Ben demiyorum, bak ben hala zorlandığım zamanlar oluyor. Yalan söyleyemem. Hani olacak. Ama şimdi her şey bir anda toplanamaz. Hani bazıları 10 sene, bazıları 20 sene, 3 sene, 5 sene fark etmez. Hani bizde biraz sabırsızlık var. Hemen bir anda her şey olsun, bir daha içmeyelim, bir daha oynamayalım, bir daha yapmayalım diyoruz. Ama böyle bir dünya maalesef yok. Ben de isterdim, hop gelsin hop bir sihirli değnek vursun, tamam bitti. Abi biraz önce cefasını çekmesi lazım bırakacak kişinin. O cefayı çeksinler. Sonra safası zaten öyle bir geliyor ki. Ben bir şey söyleyeyim mi abi?
Rabbim o kadar çok önünü açıyor ki. Ne kadar sıkıntısı varsa hepsi gidiyor. Benim ağır ceza dosyam açılmıştı. 2 gün önce girdim abi, baktım ağır ceza dosyası durduk yere kapanmış. Kapalı yazıyor ya. Hani bu bağımlılıklardan, bu kötü şeylerin içinden, o günahların, haramların içinden sıyrıldığın zaman önüne geliyor abi. Nasibin geliyor, hayatın düzeliyor, her şeyin düzeliyor. Allah kolunu sevmez mi? Sever. Bizi, hani bizi kim daha çok düşünebilir? Bizi kim daha iyi bilebilir? Tek yapılması gereken ya, böyle kurumlarda, merkezlerde tedavi olup kuldan değil, yaradandan bir şeyler bekleyerek ona sığınıp bunların arasından sıyrılmak, bu kadar. Hani gerisi zaten iğne söküğü gibi geliyor abi, iplik söküğü gibi geliyor. İnsanları yeni bir hayata davet ediyorsun. Yani beklerim inşallah. Herkesin, ben isterim ki herkes tedavi olsun, yemin ederim. Çünkü bu hani uyuşturucu içtiğinde aldığın has, veya alkol içtiğinde aldığın has, kumarda aldığın has, cinsel ilişkide aldığın has, bunlar abi sana bir şey söyleyeyim mi? Ayıklığın, bu bağımlılıklardan kurtulduktan sonra aldığın hazların yanında hiçbir şey. Çünkü bu sürekli olan bir has. Geçici şeylerle değil, sen doğal alıyorsun ya, sen yaşıyorsun, mutluluğu yaşıyorsun. Yapmacık mutluluğu değil. Mutluluğu yaşıyorsun, gerçek mutluluğu yaşıyorsun. Olması gereken standardı yaşıyorsun. Halil, seni tanıdığımızda çok memnun olduk. Ben de çok memnun oldum. İyi ki konuştun, iyi ki bir şeyler söyledin. Umarım faydalı olacaktır. Umarım. Hani ben de isterim benim sayemde bir arkadaşım, iki arkadaşım birileri kurtulsun. İnşallah Allah'ın izniyle belki örnek alırlar. Onlar da bu yola girerler. Çok beklerim, çok isterim. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim.